Evet efendim, diliyoruz ki bu heyecanı, bu sevinci tekrar yaşayalım. Evet, bugün çekiliş var ama bir ödül var. Çekiliş değil daha doğrusu. Biliyorsunuz ilk telefonu açanı açana biz bu tatil hediyesini veriyoruz. Ve biliyorsunuz ki paralı telefon hatları da değil. Buradan vereceğimiz bir Türkiye telefonundan ki her hafta değişiyor bu numara. Onun için biz numara anonsu yapana kadar lütfen hiçbir yeri aramayın. Zaman zaman otelle ilgili tanıtımlar da ekrana telefon numaraları gelecek. O numaraları da aramayın. Bu sefer otellerin telefon hatları kilitleniyor. Şimdi gelin hep birlikte bu hafta bir kişiye iki kişilik tatilin vereceği Dionysos Otel'e çok kısa bir seyahat yapalım. Dionysos Hotels ve Otels ve Avrupa Değirli Güneş Birliği ile izleyicilerimize özel sürpriz. Türkiye'nin cennet köşesi Side'deki Dionysos Hotels'te iki kişilik ve her şey dahil 5 yıldızlı bedava bir tatil yapmaya ne dersiniz? Adeta su cenneti havuzlarından altın kumlu plajına, binbir lezzetin sunulduğu restoranlarından, eğlenceli animasyonlarına kadar her anı doyasıya yaşatan bir tatil tüm yılın yorgunluğunu almaz mı? Bugün belki de Dionysos Hotels'te bu rüya tatili siz kazanacaksınız. Yol sizden, bedava bir haftalık tatil Dionysos Hotels'ten ve Avrupa'da 7 günden. O zaman ilk arayan siz olun, bu muhteşem tatil de sizin olsun. Üstelik arayacağınız telefon hattı da paralı telefon hattı değil. Avrupa'da 7 günü izlemeye devam edin. Evet efendim, bu muhteşem otelde kim kalmak istemez. Şimdi Almanya'ya doğru gidiyoruz. Biliyorsunuz ki entegrasyon konusunda artık kurslar verilmeye başladı. Bunun bir örneği de Nürnberg'de yaşanıyor. Arkadaşımız Baki Doğan gitti, röportajını yaptı ve görüntüledi. Hep birlikte izleyelim. Almanya'nın Nürnberg kentinde 2 yıl önce uyum kursları politikaları çerçevesinde öğrencilerin derslerine yardımcı olmak için başlatılan kurslar başarıyla sürüyor. Sprachschule ve Lernzentrum adındaki dil okulu ve öğrenim merkezi de bu kurslardan yalnızca biri. 100'e yakın öğrenciye kurs verdiklerini söyleyen kurs müdürü Songül Ateş, ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören ve olgunluk sınavlarına hazırlanan öğrencilere 2 yıldır başarılı bir şekilde kurs verdiklerini anlatıyor. Entegrasyon kursları ve okuma yazma kurslarının olduğunu belirten Songül Ateş, özellikle çocukların eğitimine önem verilmeli diyor ve ekliyor. Birilerin Almanca konusunda çok duyarlı olmalarını istiyorum. Çünkü anne babanın Almancası olmadığından dair çocuklarımız gimnazyum ve realschule gidemiyorlar. Bu durumda dershanelerimiz var. Dershane Türkiye'de bu gündemde bütün çocuklar dershaneye gidiyor. Almanya'da maalesef bu şey daha çok geride. Evet efendim, bu tür kurslara da başarılar diliyoruz. Çünkü onlar gerçekten önemli. Hem dil kursu veriyorlar hem de entegrasyon açısından da önemli katkılar sağlıyorlar vatandaşlarımıza. Şimdi çok kısa bir genel sohbet yapmak istiyorum. Grup Tuval'in şefi İskender Türsen'le. Şimdi siz aslında doktorsunuz ama müzikle uğraşıyorsunuz. Grup Tuval nasıl oluştu? Çok kısa anlatabilir misiniz? Grup Tuval aslında bir üniversite grubu. Önce biz üniversitelerde beraber... Bir dakika, emekli üniversite öğrencilerinden mi oluşuyor? Evet. Şöyle bir bakıyorum. Tabii çok eski bir grubuz biz. Bu 4. albümümüz. Üniversite orkestrası olarak kurulduk. Daha sonra iş böyle ciddiye bilince Tuval olarak ilk albümümüzü çıkarttık. İlk 5'ten 3 kişi devam ediyoruz yine. Rock grubu olarak başlamıştık. Bir ara biraz daha popüler albümler yaptık. Ama tekrar şimdi eski özümüze döndük. Rock grubu olarak devam ediyoruz. Çok güzel. Ben hemen Gökten Bal'a dönüyorum. Şimdi siz geldiniz. Size bayağı sıcak değil mi? Termometreler 40'ı devirdi. 40'ı devirdi ama otelimizde diyorsunuz klimalar 24 saat çalışıyor. 24 saat çalışıyor.
Otelle ilgili çok geniş bir tanıtım gelecek. Orada onu detaylı konuşacağız ama siz özellikle havuzlar konusunda bir adeta su cennetisiniz değil mi? Yani gerçi plaj var ayrı ama. Kesinlikle. 4000 metrekare bir arazi üzerine kurulu havuzumuz. 4 dönüm üzerine bayağı ciddi bir. Sadece havuzumuzun metrekaresinden bahsediyorum. Evet, yani ondan bahsediyoruz zaten. Gerçekten dünyanın en büyük havuzlu otellerinden birisi arasında da sanıyorum yerini almıştır diye düşünüyorum. En büyük havuz bildiğim kadarıyla yanlış ifade etmeyeyim 170 bin metrekare Şili'de Güney Amerika'da olduğunu bazı kaynaklardan edindim. Otel havuzu mu? Tek bir otelin havuzu değil. İşte ben otel havuzları arasında diyorken hakikaten 4 dönüm çok ciddi bir rakam diye geliyor ama izleyecekler biraz sonra izleyicilerimiz. Ben hemen doktorumuz Ali Mezli'ye dönüyorum. Ali Bey hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi efendim siz plastik estetik cerrahi konusunda uzmansınız ama özellikle çene konusunda bir uzmanlığınız var. Önce şunu sormak istiyorum. Neden çene üzerine uzmanlaştınız? Şimdi eğitimimiz esnasında, ihtisas süremiz esnasında estetik ameliyatların hepsini yapmayı hepimiz öğreniyoruz. Ve ben de çok keyif alarak bu ameliyatları yapıyorum. Tabii çeneyle ilgili biraz daha fazla uğraşmamın nedeni, bu konularla ilgili biraz daha fazla bilgi sahibi olma nedenim. Uzmanlık tez konumun çene cerrahisi, çene uzatma ameliyatları üzerine olması nedeniyle oldu. Yaklaşık 2000'li yıllarda tez konusu olarak çene uzatma ameliyatlarını alarak bu yola başladım. Ve tabii ki bu yola başlayınca insan bir tek çene uzatma ameliyatıyla kalmıyor. Yüz kemikleriyle ilgili tüm ameliyatlarda çok fazla sayıda... 2000'li yıllar dediniz. 2000'li yıllar deyince siz oldukça genç yani gençsiniz daha doğrusu. Genç görünüyorsunuz demeyeyim. O zaman bayağı erken bitirdiniz üniversiteyi. Yani ben 98'de ihtisasa başladım. Çok güzel. Yaklaşık işte 99'da tez konumu belirledim. 2000 gibi artık ameliyatları yapmaya başlamıştım. Vallahi teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yani onu görüyoruz. Evet buyurun özür dilerim. 2000'li yıllardan itibaren tabii bu çene cerrahisi ile ilgili, yüz kemikleri ile ilgili, tüm ameliyatlarla ilgili, çene uzatmalarla ilgili çok fazla sayıda vaka yapma fırsatım oldu. Ülkemizde maalesef şöyle bir eksiklik var. Bu çene cerrahisi ameliyatlarından hekim arkadaşlarımız tecrübesi olmadığı için hastalara biraz daha bu ameliyatlardan vazgeçirtecek şekilde konuşuluyor. Halk arasında bu ameliyatlar... Bazı hekimler demek istiyorsunuz. Evet, bazı. Evet. Bu ameliyatlar halk arasında korkulan ameliyatlar olarak biliniyor. Halbuki bizim en sık yaptığımız ameliyatlardan bence daha 10 kat daha kolay ameliyatlar. Ve sorunu çözdüğünüz zaman kişinin hayatında çok dramatik değişiklikler elde ediyorsunuz. Bunlar kişinin hem yüz oranları, yüz harmonisini düzeltiyorsunuz. Fonksiyonel olarak dişlerin birbiriyle ilişkisini düzeltiyorsunuz. Psikolojisini düzeltiyorsunuz. Sosyal ilişkilerinin daha mükemmel olmasını sağlıyorsunuz. Ve daha ne yapalım? Bu ameliyatlar cidden çok öyle korkulacak ameliyatlar değil. Ben bazen hastalarımla konuşurken hatta şunu söylüyorum. Ya gözümü kapatın öyle yapayım bu ameliyatı. Yani cidden çok fazla korkulacak ameliyatlar. O denli diyorsunuz kolay var. Peki tabii bu çene deyince diş falan da giriyor işin içine değil mi? Çünkü toplu bir düzenleme oluyor. Şimdi bu tür ameliyatlarda her zaman için sadece yüz estetiği olarak düşünmemek lazım. Yüz oranlarını kusursuz hale getiriyoruz. Ancak bunun yanında bu işin bir de fonksiyonel tarafı var. Yani çiğneme tarafı, iç kısmı, diş kısmı var. Bu dişlerle ilgili sorunları da bu ameliyatları yaparken beraberinde çözüyor olmak lazım. Biz bu nedenden dolayı ortodontist arkadaşımla birlikte bir klinik açtık. Diş hekimli ortodontist arkadaşımla bir klinik kurduk. Ve bu klinikte biz tüm bu tedavileri aynı çatı altında yapıyoruz. Ameliyat öncesinde ortodontik tedavimiz, planlamamız başlıyor. Arada ameliyatımızı yapıyoruz. Ameliyat sonrasında yine pekiştirme için ortodontik tedaviyle devam ediyoruz. Evet. Bu arada ben yönetmen arkadaşımıza verdi bağını size nasıl ulaşılabileceği konusunda. Ya şimdi aklıma şey geldi.